8000 yıllık Amida Höyük'teki Artuklu Sarayı'nın arkeolojik kazı çalışmalarında İslam alimlerinden El Cezeri tarafından yapıldığı düşünülen modern kalorifer sistemi bulundu. Sarayda yapılan çalışmalarda bir kalorifer sistemine rastlandı. Yeni bir sistem bu. Soğukla baş edebilmek için kalın duvarları ördüler, duvarların içine küçük kanallar inşa edip içinden akıttıkları sıcak suyu binanın duvarlarında dolaştırıp evleri, sarayları ısıttılar. Üstelik bunu 1800 yıl önce yaptılar. Yan taraftaki ocaktan suyun ısıtıldı ve suyun duvarın içerisindeki depoda depolandı. Daha sonra da mekanlara dağıtıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bir sarayda bulunan en erken tarihli kalorifer sistemi diyebiliriz. Diyarbakır Urartulardan Perslere, Romalılardan Emevilere, Abbasilerden Selçuklular ve Artuklulara dek birçok medeniyeti ev sahipliği yaptı. Kentte yürütülen arkeolojik kazılarda da o medeniyetlerin izi sürülüyor. Tarihi sur içindeki iç kalede yürütülen kazılarda o yolculuğun bir parçası. 1800 yıllık Amida Höyük'te bu kez çağdaşını aratmayan bir kalorifer sistemi bulundu. Daha sonra Doğu Beyazıt'taki İshak Paşa Sarayı'nda da benzer bir kalorifer sistemi var. İshak Paşa Sarayı'nda kükler kullanılmış ama Artuklu Sarayı'nda kanallar kullanılmaya devam edilmiştir. Kalorifer sistemini de kullanılan tuğla malzemeden yapılan kulelerin benzerini El Cezeri'nin su sisteminde de görüyoruz. Artuklu dönemi kalorifer sistemi çağdaş kalorifer sistemine yakın bir sistem gibi görünüyor. Sistem sayesinde sıcak su binanın duvarlarında dolaşıyor. Böylece ısı binanın tamamına yayılıyor. Dışarıdaki buz kesen havayla ev arasında adeta bariyer oluşturuyor. Sistemin mucidinin ise El Cezeri olduğu tahmin ediliyor. Acaba El Cezeri'nin yaptığı bir sistem mi? Tabii El Cezeri İslam medeniyetinin büyük alimlerinden ve mucitlerindendir. 25 yıl bu sarayda yaşamıştır. Dolayısıyla böyle bir dehanın burada yaşamış olması bu tür sistemlerin gelişmesine de vesile olmuştur. Bu tür sistemler binlerce yıldır kullanılıyor, onu biliyorum. Nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. İtalya seyahatimde Pompei kentine gitmiştik böyle. Orada da biliyorsunuz yanardağın patlamasıyla bütün bir ülke, bütün bir şehir, millet helak olmuştu. Orada da mesela kaç bin yıllık evlerin altında sıcak su borularına rastlandı. İnanılır gibi değildi. Diyelim bu akşam noktayı koyalım. Çok teşekkür ediyoruz yine bizleri izlediğiniz için. Bir kez daha hatırlatayım. Kaçırdığınız ana haberi, beyaz ana haberi YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Bana da ayrıca Instagram'dan karaercaner adresinden de ulaşabilirsiniz diyelim ve selamımızı verip veda edelim. İyi akşamlar.